Evet, siyasetin gerilimli ortamında yeni bir gerilim noktası oluşturan bu sözde özde tartışması ile ilgili Ankara kulislerinde neler söylendiğini, neler yaşandığını, bu tartışmanın nereye evrilebileceğini ve genelde siyasetin tansiyonunu konuşmak üzere Ankara kulislerini yakından takip eden bir meslektaşımıza, deneyimli gazeteci Faruk Bildirici'ye dönüyoruz. Faruk Bildirici, iyi akşamlar, merhaba. İyi akşamlar, merhabalar. Şimdi pek çok kişi bu tartışmayı duyduğunda, ya ülkenin pek çok önemli gündem maddesi varken, işte ekonomiden Covid'e kadar pek çok konu başlığı varken bu tartışmayla uğraşmanın bir alemi yok, büyütmenin alemi yok. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu da yanlış yapıyor bunu uzatmak, bu konuyu uzatmak için diyor. Sence uzatılmaya değer bir tartışma mı, yoksa tam tersine rejimin özüyle ilgili, siyasetin özüyle ilgili gerekli bir tartışma mı? Ne dersin? Yani şöyle, ben doğrusu bu tartışmanın uzadığını düşünüyorum. Ama asıl uzamasının nedeni Kılıçdaroğlu'nun tavrı değil bence. Bir süredir Ankara'da ve Türkiye'de siyasetli bir ortam var. Yani sanki muhalefet lider, muhalefetten herhangi bir kişi bir şeyler söylesin de hurra üstüne yüklenelim gibi bir tavır var. Yani Fikri Sağlar bir şey söylüyor, yani üzerine yükleniliyor. Can Ataklı konuşuyor, onun üzerine yükleniliyor. Ve birdenbire iktidar partisi sözcüleri, cumhurbaşkanı, herkes ona ve tabii yazarlar ona bir saldırı haline geçiyorlar. Ve şöyle bir şey doğuyor, doğru ya da yanlış. İktidar partisinden herhangi bir kişi, örneğin Bekir Sofuoğlu saçma sapan bir şeyler söylediğinde o asla AKP'nin tamamının fikri olmuyor. Yani kurumsal bir kimliğini temsil eden bir görüş olmuyor. Ama bu taraftan herhangi bir kişi bir görüş ifade ettiğinde, hele hele yani darbe iması olarak değerlendirilebilecek bir cümle ise hemen hep birlikte yükleniliyor. Şimdi bu havanın devamını görüyorum ben. Dikkat ettim. Hani bakanlar özellikle ya da parti yöneticileri her konuşmalarında nasıl Sayın Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle, Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla diyorlarsa, burada da aynı şekilde bir baktım. Yani son iki gündür sürekli Kılıçdaroğlu'na yönelik bakanlar, parti yöneticileri açıklamalar yapıyorlar. Hatta bugün baktım, iktidar yanlısı gazetelerin, yazarların %80'i bu konuyu yazmışlar. Şimdi böyle bir durumda adeta bir parti disiplini içinde de hareket ediyor gibi onlar da, değil mi? Evet, yani sanki bu konuyu yazmayana, bu konuda bir cevap vermeyene ceza verecekler gibi bir ortam var. Yani bir garip bir durum. Yani daha doğrusu Cumhurbaşkanı'na bir yaranma hali var, bir yarış var. Böyle bir durumda Sayın Kılıçdaroğlu'nun buna cevap vermemesi elbette kaçınılmaz. Çünkü gerçekten şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği bu 9 madde Cumhurbaşkanı'nı nasıl gördüğünü, Cumhurbaşkanı bugüne kadar yaptıklarını nasıl değerlendirdiğini işaret ediyor. Ve bunlardan hareketle sözde diyor. Şimdi şu var, Meral Akşener'in söylediği gibi eğer bir kişi gerçekten ağzına gelen her şeyi söyleme hakkını kendi görüyorsa, duymak istemediği şeyleri de duyabilir. Bu doğru, ben de buna katılıyorum. Şimdi az önce siz de söylediniz, Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin ana muhalefet liderinin İstanbul İl Başkanı'na Canan Kaftancıoğlu'na terörist dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Daha önce Kılıçdaroğlu'na işte sözde genel başkan gibi şeyler söyledi ve şu anda hatırlayamadığım ve aslında çok da anmak istemediğim bir dolu hakaretamiz cümleler sarf etti. Şimdi öyle bir hava var ki sanki Sayın Cumhurbaşkanı herkese, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere, herkese istediğini söyleyebilir, istediği hakareti yapabilir ama karşısında kimse ona cevap veremez gibi bir şey var. Şimdi bugün siz, ben şöyle bakıyorum. Eğer siz Kılıçdaroğlu'na sözde genel başkan deme hakkını kendi görüyorsanız, onun da sözde cumhurbaşkanı deme hakkı var diye bakıyorum. Çünkü siz partili bir cumhurbaşkanısınız. Partili cumhurbaşkanı olduğunuz için de partiler düzeyinde böyle bir tartışma olması son derece kaçınılmaz. Yani iş buralara gelip devam ediyor. Evet. Ve tabii şu var. Gerçekten ülkenin gündemi bu mu? Gündemi bu olması gerekiyor. Gerçekten pandemi ve ekonomik koşullar, aşının hala programın belli olması, insanların temel kaygıları, bunların konuşulması gerek. Ama bakın, yani dün Cumhurbaşkanı kabinesiyle toplantı yapıyor. Kabinede biz hepimiz bekliyoruz, diyoruz ki buradan pandemiyle ilgili koşullarda, kural yasaklarda bir gelişme olacak mı? Aşı programı ne zaman başlayacak, ne olacak diye herkes onu bekliyor. Bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı çıkıyor, yine siyasi konuşmalar yapıyor. Yine gerginliğe devam ediyor ve arkasından da bakana soruyor oradan ayaküstü, biz ne zaman aşıya başlayacağız diye.
İnsan burada anlıyor ki demek ki o saatlerce süren toplantıda bu konuşulmamış yani. Şimdi bu kadar gayri ciddi bir durum var. Evet. Oysa insanlar bunları merak ediyor. Şimdi dolayısıyla yani siz ülkenin asıl gündemini devam ettirmek yerine bu tür tartışmalarla gündemi meşgul etmeye çalışan bir cumhurbaşkanı var karşımızda. Evet. Dolayısıyla bunların tartışılması çok kaçınılmaz diye bakıyorum ben. Evet, Faruk Bildirici, şimdi meselenin bir başka sıkıntılı tarafı da var. Az önce senin de değindiğin cümle arasında işin şöyle bir yanı da var. Şimdi Sayın Erdoğan Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dava açıyor. 1 milyon lira tazminat istiyor. Ama mesela yargıcın önüne geldiğinde bu dava yargıçla çok güç durumda kalacak herhalde. Orada Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın şikayet ettiği bir insanı mı yargılayacak? Yoksa rakip partinin genel başkanının şikayet ettiği bir ana muhalefet liderini mi yargılayacak? Yargının da işi zor herhalde. Çünkü o hakaretleri ederken ya da o suçlamaları yaparken Sayın Kılıçdaroğlu'na AKP genel başkanı şapkasıyla mı yoksa Cumhurbaşkanı şapkasıyla mı yaptığı da çok belirgin değil. Öyle bir ikilemi var yargının da herhalde. Ben katılmıyorum sana sevgili Zafer. Yani bu varsayımın Türkiye'de bağımsız bir yargının olabildiği, hakimin kendi başına o önündeki dosyaya bakarak karar verebileceği varsayımından kaynaklanan bir soru aslında. Ama bir süredir hepimiz biliyoruz ki Türkiye'de bağımsız bir yargı yok. Yok, ben zaten hakim öyle bir varsayımı hesaba katarak sordum. Yani bağımsız evet. bir yargıç olsaydı dahi olsaydı. Çok zor durumda olacaktı evet, anlamında sordum. Haklısın, gerçekten haklısın. Olsaydı çok zor durumda olurdu. Ama şimdi şunu söylemek lazım. Hakim hiç zor durumda olmayacak. Çünkü zaten hakimler birçok örnek biliyoruz. Hakimler zaten Sayın Erdoğan'ın talimatıyla karar veriyorlar. Hakimler zaten bağımsız değiller. İktidar partisinden herhangi bir kişinin taraf olduğu davalarda, hele Cumhurbaşkanı'nın taraf olduğu davalarda kaybetmesi mümkün değil ki. Arada belki arizi durumlar oluyordur. Yani ya da artık canım hadi bu kadar da olmaz denilen durumlar oluyordur ama yargının bağımsız olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi hani şu işi çok zor olmayacak yani hakimin. Gerçekten o da öyle söylüyor ama zor olmayacak. Çok basit hemen karar verecekler. Yani Türkiye'de zaten temel sorunlardan birisi bu. Yargı bağımsız olmadığı içindir ki biz şu anda bunları tartışıyoruz. Evet, yargı bağımsız olmadığı içindir ki Sayın Erdoğan bu kadar hakaret davası açıp hakaret davalarında %80-90'ını kazanıyor zaten. Evet. O nedenledir ki zaten birçok insan Cumhurbaşkanı ile ilgili en küçük bir eleştiride hemen hapse atılıyor, hemen gözaltına alınıyor, hemen korkutuluyor. Şunu unutmamamız gerekir. Siyasiler tarafından ve vatandaşlar tarafından, gazeteciler tarafından eleştirildiler. Sayın Erdoğan da bir siyasetçi. Yani evet Cumhurbaşkanı, evet başkan bu yetkileri aldı, halk tarafından seçildi. Ama eleştirilebilir. Hakaretamiz olmamak kaydıyla. Sayın Erdoğan'ın kabul etmediği şey bu. Yani şöyle bir hava var. Ben %50'den fazla oyla seçildim. Dolayısıyla millet iradesini temsil ediyorum. Her şeyi yaparım. Herkese her şeyi söylerim. Kimse benim aleyhime bir şey söyleyemez. Gibi bir hava içerisinde. Bu yani hayatın, siyasetin doğasına aykırı. Evet, şimdi demin sözünü ettiğimiz yargının bağımsız olup olmadığı meselesine aslında çok somut bir örneği dünden beri konuşuyoruz. Mesela hakkında soruşturma açılmasına gerek duyulmadığı kararını veren hakimlerin ya da savcıların listesi talep edilmiş Adalet Bakanlığı tarafından. Yani getirin bakalım kim bu soruşturmaya gerek görmeyenler diye de bir inceleme yapılmış. Şimdi dönelim siyasetin öteki alanlarında neler olduğuna. Son günlerde adeta bir seçim öncesi yeni ittifaklar, yeni bağlantılar, yeni ortaklar, yeni yol arkadaşları arayışı gözlemleniyor. İktidar partisinin en tepelerinde bizzat Sayın AKP Genel Başkanı bazı ziyaretler yapıyor, bazı temaslar yapıyor. Bu acaba olası yaklaşmakta olan bir seçim öncesinde eridiği öngörülen ya da işte bazı anketlere göre eridiği söylenilen Cumhur İttifakı'nın saflarını birazcık daha tahkim edebilme amacına mı yönelik diye söylentiler var. O cenahta gördüklerin ya da izlenimlerin nelerdir Faruk Bildirici? Yani evet aslında Sayın Erdoğan'ın bu tavrı yani ziyaretleri, Bahçeli'nin İyi Parti'ye yaptığı çağrılar, işte bir Kürt Partisi kurdurma girişimleri, bunların hepsi gerçekten son dönemde o anketlerde Cumhur İttifakı'nın zayıflaması, Millet İttifakı'nın güçlemesi yönündeki o bütün göstergelerin Sayın Erdoğan ve daha doğrusu iktidar tarafından da kabul edildiği, onlar tarafından da bir tehlike olarak görüldüğünü bence gösteriyor.
Şimdi ve bu nedenledir ki belli ki Millet İttifakı'nı parçalamak, eritmek, onlar içerisinden yeni bir takım nüveler çıkarmak gibi bir çaba içerisinde. Yani işte CHP'den yeni iki parti çıkıyor. Bir yandan Sarıgül'ün partisi, bir yandan Muharrem İnce'nin partisi, bir yandan Yeni Kürt Partisi kurulma girişimleri oldu. Ve tabii en önemlisi işte Saadet Partisi ile görüşme. Şimdi birincisi gerçekten bu Cumhur İttifakı'nın seçmen tabanı zayıfladığını kabul edilmesi olarak görüyorum. İkincisi de şu, erken seçim mi? Yok değil. Yani şunu hepimiz biliyoruz ki bu ülkede erken seçime tek kişi karar verecek her şey olduğu gibi. O da Sayın Erdoğan. O da ne zaman karar verecek? Kendisi için en uygun ve kazanacağına en emin olduğu tarihte karar verecek. Bu da eğer böyle bir tarih bulamazsa 2023'e kadar gidecek. Ama Sayın Erdoğan gerçekten siyasi duyargaları çok yüksek bir siyasetçi. Çok deneyimli bir siyasetçi. O nedenle de partisini sürekli seçim hazır tutmaya çalışıyor. O nedenle de karşı tarafı zayıflatmaya çalışıyor benim gördüğüm kadarıyla. Ve bütün çabalar ona yönelik. Yani ben doğrusu hemen bir erken seçim görmüyorum ama Sayın Erdoğan seçime yönelik hazır olma çabasını görüyorum. Ha, Saadet Partisi içerisinde bu çabası yankı bulur mu? Yani şunu unutmayalım, her ne kadar şimdi Erbakan Hoca diye Sayın Erbakan'ı, Necmettin Erbakan'ı gökleri çıkarıyorlarsa da aslında biz o gömleği çıkardık diye o partiyi terk edip gidenler kendileriydi, Abdullah Gül'le birlikte. Dolayısıyla o cenahta, o partide ki hele onlar son dönemde özellikle hukukun üstünlüğü gibi çok önemli değerleri savunan bir parti haline geldi Saadet Partisi. Bunları bir anda bırakıp hadi Sayın Erdoğan bizi ziyaret etti, Sayın Asıl Türk'ü ziyaret etti diye bu tarafa geçerler mi? Şu andaki görünen hiçbir işaret onu söylemiyor. Yani Saadet Partisi olduğu yerde duruyor ki Temel Karamollaoğlu'nun sözlerinden de bu belli. Sanırım bu akşam da TV5 kanalında yeni açıklamalar yapacak. Yarın da basın toplantısı yapacak, orada söyleyecek. Ama Sayın Erdoğan'ın ben Saadet Partisi'nin yönelik girişimlerini devam edeceğini tahmin ediyorum. Bu da sanırım işaretlerden birisi Fehmi Çalmak'ın bugün yazdığı Yüksek İstişare Kurulu'na, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'na Saadet Partisi'nden bir kişinin, muhtemelen Oğuzhan Asıltürk'ün, onu kastediyor herhalde, onun alınması gibi bazı girişimler görebiliriz. Ama şu değil tabii, yani şu da saçma. Siz bir partiyi, diyelim Saadet Partisi şu anda kabul etmiş olsa bile Cumhur İttifakı'na geçmeyi, hemen seçmenleri, aa öyle mi, bizim liderler bunu kabul etmişler, biz de gidip oraya oy verelim demeyecekler zaten. İnsanlar yaşıyorlar çünkü. İnsanların şu anda büyük bölümünün kararsız olduğu ve Cumhur İttifakı'ndan seçmenin önemli bölümü koptu görünüyor zaten. Bütün bunlar dururken Sayın Erdoğan'ın yaptığı çaba aslında bana çok kozmetik çabalar gibi geliyor. Şimdi asıl olan benim doğrusu merakla beklediğim şey bunlar değil. Seçimle ilgili yasa değişikliğinin ne olacağı, siyasi partiler yasasını nasıl getirecekleri ve işte Avrupa Birliği'ne sürekli işte yeni sayfa açalım girişimlerinin ne anlama geldi, bunun nasıl hayata geçeceği gibi şeyleri doğrusu bekliyorum. Ve tabii bunun ardından yeni ekonomik önlemler ne olacak, işte pandemiyle ilgili aşı nasıl yapılacak, bunları doğrusu merak ediyorum. Siyaseti her ne kadar bu tartışmalar şu anda yönlendiriyor gözükse, biz gazeteciler bunlarla uğraşıyor olsak da asıl gündem gelip önümüze dayatacak kendisini zaten eninde sonunda. Peki Faruk Bildirici, son olarak çok kısa bir cevapla lütfen. Ankara kulislerini bizden kat kat daha yakından ve daha iyi izleyen bir gazeteci olarak bu yıl içinde ya da belki bu yılın ilk yarısında bir seçim öngörüyor musun Türkiye'de? Yani bunu ekonomik ve sosyal gelişmeler gösterecektir. Sayın Erdoğan mecbur kalırsa seçime gidecektir. Yani kendi isteğiyle seçime gideceğini sanmıyorum. Mecbur kalabilir mi? Kalabilir. Böyle bir ihtimal olabilir. Ama tabii pandemi koşullarını da düşünmek gerekli. Yani Haziran'dan önce pandemi koşullarında bir rahatlama da olması lazım ki hani seçim kampanyaları yürütebilsin. Özetlersem şu, normal koşullarda seçim beklemiyorum. Ama olağanüstü bazı koşullar gerçekleşir, Sayın Erdoğan gitmek zorunda kalırsa o zaman olabilir tabii. Neden olmasın? Siyasette 24 saatin bile çok uzun bir süre olduğunu, evet, hele Ankara'da. Evet, Ankara'da bilen bir neslin gazetecileri olarak her şey mümkün diyelim. Faruk Bildirici, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. İyi akşamlar. Sağ olasın. Bu fasıldan devam